İkisi de artık hani Galio çok değişti ve erken oyunda biraz daha aksiyon yaratabilecek, Elise karşılık verebilecek bir durumu söz konusu. Elise'in de özellikle bir zamanlar, yani geçen sezon diyelim 6. sezonda en sevilen iki ormancıdan birisi olduğunu biliyoruz. Belki şu anda o konumda değil ama hala evet. Durum gayet onlarından. Ve şu an maça geldik. Evet, bakalım takımlar şimdi vadide hemen yerlerini alacaklar. Galio alt tarafa doğru hareketlendi. Elise de üst ormanını korumak için oraya doğru yöneliyor. Herhangi bir baskın görecek gibi yok. Durmuyoruz şimdilik. Herkes haritasının orta taraflarını korumaya çalışıyor. Evet, o giriş klasik çıkışları. Çizgi dizilimini yaptılar. Galio da üst koridora doğru hareketleniyor şu anda. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Ve Ziggs ile Talon birbirlerini gördüklerinde belki ufak bir iki skishot denemesi olabilir ama onlar da çok göstermek istemediler. Böyle bir takasa girmek istemediler. Varus da üçlü çalısını koruyor. Çok klasik bir dizilim izleyeceğiz burada. Çok klasik bir başlangıç izleyeceğiz. Evet. Tabi burada biraz daha takımların risk almak istememesinde etkisi olabilir. Ve büyük ihtimalle birbirlerinin de oyun tarzlarına daha aşinalar. Özellikle hani yani diyoruz hani aynı üniversitenin takımları için, evet. Ve yani tahminen arkadaşlarına karşı oynuyorlar. Daha önce oynadıkları takımlara karşı bakalım. Şimdi orada Varus ve Malzahar ikilisi çalıda bekliyorlar. Caitlyn'le Karma'da yavaş yavaş koridora doğru yaklaşacaklar ama burada ufak bir dürtme belki görebiliriz. Varus ve Malzahar'dan diğer tarafta da Elise hemen kırmızı güçlendirmesine başladı bile. Galio da gagalardan başlayacak. Erken oyunda Ziggs'in farkı Talon'a göre çok daha önemli olacak. Çünkü Ziggs sürekli koridoru iterken ve aynı şekilde mesafe olayı olduğu için düz vuruşlarında Talon'a biraz daha acı çektirecekmiş gibi hissettiriyor. Ve erken oyunda çok fazla hasar yiyen bir Varus var. Ciddi miktarda hasar almış durumda şu an. Onu da tabii belirtelim. Uzun kılıç artı 3 tane potla başlamıştı. Potunu da bu arada Peximet'e çevirmemiş. Onu da söylemek lazım. Ve orta koridorda da ikinci seviyeler geldi. Fakat herhangi bir agresiflik şimdilik izlemiyoruz. Galio hemen üstüne doğru dönüyor. Hızlıca bir eşya alıp gelecektir. Hı hı. O da ben iki tane de potunu kullandıktan sonra yanına bir tane totemini aldı. Potlarını yeniledi ve tekrar mavi güçlendirmesine doğru hareketleniyor. İkinci güçlendirmeyi almadı bile. Tabii bir miktar yani zaman kaybetme durumu söz konusu burada. Yani Elise'e baktığımız zaman Elise daha canı full, manası yarıda, gayet mavi güçlendirmesini de aldığı için tamamlayarak Galio'nun orman dönmesi biraz daha yavaş ya. Yani diğer bütün ormancılara göre, Rengar, Kha'Zix, Graves gibi şampiyonlara göre Galio'nun orman dönüş hızı gerçekten çok yavaş. Ve bu arada alt koridorda o az önce bahsettiğimiz Caitlyn ve Karma ikilisi gerçekten çok domine ciddi ediyor. Miktarda fark yaratıyor. Ya baktığımız zaman Varus 3 tane potla başlamıştı. Şu an 3 potu da bitmiş durumda ve canı yarıda yalnız Elise'den orada. Orta koridora bir baskın geldi. Fakat kuleye yakın olduğu için herhangi bir şey çıkmayacak gibi gözüküyor. Ziggs orada. W'su da kullanmış. Galio da geldi. Galio da oraya doğru geldi ve Galio'nun gelmesiyle beraber Elise'den ilk kanı alıyorlar. Şu anda üniversite liginin ilk kanını izliyoruz. Üniversite ligini demeyelim ama bölge finalleri. Bölge finallerinin ilk kanını izliyoruz. Evet. Burada tabi Galio erken üste dönmüştü ama bu ilk kanla beraber o avantajı yakalamış oldu Elise'e karşı. Bakalım alt koridor orada gerçekten can çekişiyor. Şu anda Varus bir de üzerine Caitlyn'den Q gelince işler hiç de hoş olmadı onun için. İşte Galio'nun o erken dönüp aldığı pembe totem sayesinde yani görüşü de salladılar. Lucian gibi bir şampiyona çıkken Varus'a gidilmesi. Ben de Lucian tercihi kesinlikle bekliyordum ama yani şu an meta'nın en güçlü nişancılarından bir tanesi Lucian. Caitlyn ve Lucian. Biraz da Kalista diyebiliriz belki de bu mahvolmuş kralın kılıcının değişimiyle beraber. Kalista da bu arada daha çok aynen oynanmaya öyle başladı. Yani geçmişe göre şu 7 yani 7. sezonun başından itibaren tabii ki de daha fazla oynanmaya başladı. Ama Varus seçeneğini almanın bir şeyi yok. Daha güzel seçimler vardı. Tabii tabii daha iyi seçimler vardı. Ya bu arada şunu belirtmek lazım. 28'e 13 minyonlar ya, Caitlyn 2 katını da geçmiş durumda. Evet. Hani Varus'un buraya geldiğinde alacağı minyonları da sayarsak 2 kat diyebiliriz ama hani Caitlyn üste döndüğü zaman çok çok daha ciddi miktarda bir altına sahip olacak ve Varus ikinci uzun kılıcı artı yine 3 tane potunu da aldı. Orta koridorda da
Ama tabii biraz Zix'in üste dönmesiyle beraber Talon burada aynı durumda, avantajı. Bu durumda biraz daha Garland'ın alt koridorlara oynaması gerekiyor. Ejderha tarafında biraz daha ki Alev Ejderi var şu an ilk ejderha, ilk ejderha olarak. Bu ilk ejderhanın farkı çok büyük olacaktır takımlara. Galon'un alt koridorlara biraz daha fazla oynaması gerekiyor. Ki alt koridorlara oynarsa Malzah ve Varus da rahatlayıp çok iyi bir seviyeye gelebilecek durumda olacak. Yani Varus'un bir şekilde kasması ultisiyle aslında çok fark yaratabilen bir şampiyon. Yani ultisini kullandığı sürece aslında hasar vurmasına bile gerek kalmıyor Varus'un. Bakalım Galio'da şimdi o zaman Gromp'u alıp üst koridora doğru ufaktan bir hareketlendi ama tabi Gragas dönecek. O da büyük ihtimalle görüşü almak isteyecektir. Bakalım alt koridorda Caitlyn kazmasını almış. Yanında da iki tane pot artı bir tane pembe totemi var. O da tabi koridoru sürekli itik oynadıkları için arkaya doğru pembe totemi yerleştirecek ve olası bir baskına karşı kendilerini savunacak. Bakalım tekrar o az önceki işkenceyi devam ettirebilecek mi Karma Caitlyn ikilisi? Bir tık daha rahatlamış gözüküyor Varus. Evet. Galio tekrar üstüne dönecek. Bu arada ilk ejderi değmedik. İlk ejder Alev ejderi ve Karma'dan orada ufak bir dürtme geldi ama tabii Malzahar'ın o pasifi sayesinde çok da etkili olamıyor. Yine de o pasifi almak onlar için önemliydi. Caitlyn şimdi kritik vuruşuyla yine güzel bir takasa giriyor ve ya gerçekten oyunun bu takım savaşları aşaması gelene kadar bitmek bilmeyen bir işkence gibi alt koridor. Evet ve Varus Caitlyn'e hasar çıkartamıyor Deşanok'la. Yani oyunun ilk 15 dakikasına kadar Talon ve Elise'den erken safhada bir koridor baskını görmezsek bu Blue açısından, Bahçeşehir Üniversitesi Blue açısından gerçekten zorlayıcı bir durum olacak. Karma da orada hemen demosunu kullandı. Malzar orada Sustur'la karşılık veriyor ama bir de Mantralı Q ile beraber her ne kadar ikinci vuruşu ama skor çıktı. Almamış olsa bile Sıkıntı şurada. Minyon farkı yine kapatılabilir. Yani oyunun sonuna doğru ilerlediğimizde Varus'un ve Malzahar'ın geriye düşmesi onlar için çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü onların görevi bir bakıma o Ziggs'in hasarını, Galio'nun ve Shen'in kitle kontrolüne üstlük devam ettirmesi olacaktır. Ki zaten Ziggs'ten çok fazla hasar evet. çıkacak. Malzahar alan kontrolünü çok iyi sağlayacak. Yani bu durumda skor çıkmadığı sürece şu an Gold'un çok fazla şey yok. Bir şey yapsa bile bu işe yaramayacak onlar için. Evet. Burada katılacağım. Bu arada yine 3 tane potunu bitirmiş durumda Varus ve evet. minyon farkı da 22 milyona kadar çıktı. Bu arada az önce skor dediğin için onu da söyleyelim. Yani şu anda aslında bir skorluk fark var alt koridorda. Evet. Yani milyon olarak ve şu an yani tek bir vuruşa daha orada düştüğünü görebiliriz Varus'un. Çok riskli oyunlar şu anda. Şu an aşırı tutacak bir tane karmaya da aşağı koridora geliyor. Ya Talon oraya gelmesi 10 saniye sürmeyecektir derken Malzahar'ın da canını azalttılar. Galio oraya doğru yaklaştı. Ziggs hemen işaretlemesini yaptı. Talon burada terse dönecek. Bakalım skor alabilecek mi derken Galio'dan da bir ulti geldi. Öyle olunca Talon hemen geriye çıkıyor ve işte o bahsettiğimiz ilk kurakanı dakika 8-10'da Caitlyn'e gidiyor. Caitlyn ve Karma ikilisine gidiyor. Bu da onlar adına gayet güzel bir haber. Şimdi yalnız orta koridora da gelen bir baskın var. W'sunu da kullanıyor Karma ve Ziggs orada sıçrasıyla beraber geri çekilmek zorunda kalacak. Ya Blue takımı şu anda haritadaki o istedikleri psikolojik baskı yarattılar. Aynen öyle. Aynen. Şu an yapmaları gereken şeyi yaptılar zaten ama Gold'un bir de hemen sözünü bölüyorum. Belki de en büyük farkı yaratacak olaylardan bir tanesi bir de Alev Ejderi. Yani o senaryodan biraz bahsetmiştik. O zaman sadece bir tahminden ibaretti ama ben bu kadar etkin olacağını beklemiyordum. Biraz daha dengeli bekliyorum. Aynen öyle. Ve şu an İlk Alev Ejderi'nde Bahçeşehir Blue ekibi almaya başladı. Alev Ejderi yanına 20 küsür milyon farklı bir Caitlyn. İlk kule dakika daha 9. Altın farkı 1000 olsa bile şu anda aslında hani ciddi bir üstünlük söz konusu. Talon'un bot seçimine de bu arada dikkatini çekmek istiyorum. Aa, o çok önemli bir şey zaten. Talon'un şu aslında ilk dönemden beri Talon'un bu bot seçimini yapmasının sebebi koridor safhasına çok fazla baskın yapmasıydı. Zaten şu anki metada botların çok fazla güçlü olmadığı aşikar. Yani Ninja tabisi dışında ya da Mercury. Ve bakalım Shen'e bir de orada ulti öldürdü. Geliyor. Caitlyn. Shen'in o beklemediği hasarı çıkartınca bence şu anda üst koridor üzerinde de o yeterli
mesajı vermiş durumdalar. Koridor değişimi zaten güzel şekilde yapmışlardı. Alt kuleyi alır almaz Ejder'i de aldıktan sonra hemen üste geçmişlerdi. Bir de bu skor onlar için işin güzel kısmı oldu. Ya bu kuleyi de kaybedecekler. Bu dakika daha 10 bu arada. Dakika 10 ve bu kuleyi kaybetme ihtimalleri var. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Gold ve Blue bundan önce karşılaşmıştı ve 1-1 sonuçlanmıştı bu karşılaşma. Ama şu anki durumda bu kadar üstünlük sağlamaları gerçekten çok şaşırtıcı. Bakalım Eli Soria doğru yaklaştı. Orada görüşü de var Galio üzerinde. Şimdi orayı Galio alt kullanıyor. Yalnız Galio orada kendisini birazcık feda edecek gibi yine de yeterli olacak mı? Güzel bir taunt geldi orada. Bir de üzerine şan kışkırtır mı diye bakıyorum ama Elis hemen zıplayışıyla çıkmayı başarıyor oradan ve bu kuleyi savunacaklar diyecektim ki son bir vuruş Caitlyn'den geliyor ve yine bin altını takımın ailesine yazdırıyor. İki tane kule oldu bu. Üzerine hani Galio'nun bir de sıçrasını almayı başardılar diyebiliriz. Düşünce çok iyiydi. Galio, Shen ikisinin bir arada Galio'nun sıçradı. İyi şekilde savunmayı denediler. Tabii tabii. Ya burada Gragas'ın üzerine saldırıyor. Bir sonuç alamıyorlar ama. Burada iyi bir şekilde oynadılar. Ama sıkıntı şuradaydı. Yani istediklerini tam yapamadılar. Bakalım şimdi Talon tamam, oraya geliyor. Doğru yaklaşacak. Bir de üzerine yeteneğiyle beraber zıplıyor. Malzar Gragas üzerine ultisini kullanmış. Şimdi ikiye bir kalacaklar. Shen'den Varus üzerine ulti geliyor. Güzel şekilde kayıtlıyor orada Varus ve 2'de 2 yapan bir Malzar var. Talon biraz daha erken gelmiş olsaydı ya da Gragas daha geç girseydi. Bir tık daha beklemiş olsaydı burada gayet güzel bir oyun izleyebilirdik. Fakat bu sefer iyi oyun Gold tarafından geldi. Onlar da hemen İlk kulelerini almak isteyecekler ya tabii şöyle bir durum söz konusu. Ziggs var fakat Caitlyn Karma o kadar üstün ki şu anda oyunda. Aynen öyle. Ve şey de var, Talon'un Q'su dengelendi. Yani 7.7 emasında Talon seçeneği olması biraz daha garipleştiriyor aslında oyunu. Yani Orianna gibi, Cassiopeia gibi biraz daha kontrol büyücüsü diye adlandırmış şampiyonlar çok daha nitelikli olabiliyor Talon'a göre. Çünkü Talon dengelendiği için sıkıntı olabiliyor onun açısından. Bir önceki milyon dalgasını alamamışlardı ve bu dalgayla beraber onlar da hemen ilk kuleyi hanelerine yazdırıyorlar. Bakalım Ziggs burada varını yoğunu o kuleyi savunmak için kullanacak. Caitlyn'den bir de dürtmeye yönelik güzel bir ulti geldi. Ziggs'in canını yarıya kadar düşürmüş durumdalar ve şu anda mana anlamında ciddi anlamda sıkıntısı var. Ve kapanlarla çok iyi alan kontrol ediyor. Arka taraftan yaklaşan bir Talon var. Acaba oraya devam edecek mi? Ama hayır, o da hemen üst koridora doğru hareketlendi. Hiç riske atmak istemedi Caitlyn'in de sanırım savaşmak istememesiyle beraber. Şimdi Varus oraya doğru geliyor. Bakalım o kuleye çok güzel şekilde mükemmel range'den hasar vermeyi başarıyorlar. Yalnız Caitlyn ya şampiyona çok hakim. Evet. Saldırı yüz taşıyıcısına da çok hakim. Is That Me gerçekten iyi bir şekilde pozisyon oluyor ve kapanlarını çok iyi yerleştiriyor. Kimin nereden geleceğini iyi bir şekilde tahmin ediyor ve şu anki baskın oyununu çok iyi devam ediyor. Takdir etmek lazım. Evet. Gerçekten şu anda çok iyi bir oyun sergiliyorlar takım olarak hem rotasyonlarda ama yine de bir hani Caitlyn gerçeği var. Oo, bu arada Caitlyn'in üzerinde Malzahar'ın da ultisiyle beraber skoru almayı başarmışlar. Karma da düşecek mi diye bakıyorum. Orada ne yazık ki hiçlik canavarları çok da istenen hasarı çıkartamadı. Karma da kalkanıyla beraber geriye çıkacak. O canla durdukları için aslında öldüler. Canları yarıdaydı Caitlyn'in. Birazcık ısrarcı davrandılar orada. Aslında davrandılar. Belki de üste dönüp tekrar gelseler daha iyi olabilirdi ama bakalım Galio oraya doğru yaklaşıyor yan taraftan. Şu an 5'e 5 bir savaş istiyor. Shen'in yavaş yavaş Shen'in ultisinin de olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada kuleye ciddi miktarda hasar vermek istiyorlar derken Talon çok güzel şekilde içeriye doğru giriyor fakat Mazuar skorunu çıkartamayacak orada ve hemen geriye doğru çekiliyorlar. Ziggs yakalandı. Ziggs'in burada büyük ihtimalle düştüğünü göreceğiz derken Galio'dan bir ulti geliyor. Ziggs çıkmayı başaracak Ziggs fakat düştü. Elise için aynısını söylemek çok da mümkün değil. Karma orada Ziggs skorunu almayı başarıyor. Gragas içeriye doğru devam etti. Şimdi içeri doğru zıplayan bir Talon var. Caitlyn'den ulti geldi. Karma'nın da Q'su ama Shen yeterli tanklığı burada sağlayabilmiş durumda ve alt koridor ikilisinin de orayı biraz daha domine etmesiyle beraber her ne kadar savaşta ciddi bir üstünlük söz konusu olmasa bile İlk kuleyi almayı, daha doğrusu orta koridorun ilk kulesini az önce istedikleri kuleyi almayı başarıyor. Ve şu an bütün dış, bütün Bahçeşehir Gold'un bütün dış kulelerin düştüğünü söyleyebiliriz. Evet. Bu da
ejderhaya, vaatinin alametine ya da haritadaki herhangi bir rotasyona bütün orman girişlerinin çıkışlarını açması demek bu. Yani burada Gold'un biraz daha defansif totem atması gerekiyor. Biraz daha fazla nehir taraflarında iyi bir şekilde görüş sağlayıp oraları kontrol sağlaması gerekiyor ki bu Blue'nun hareketini geri çevirebilsin. Bu arada şimdi vadi ikinci ejder geliyor ve o da alev ejderi, onu da kesinlikle söyleyelim. Yani bunu da alırlarsa gerçekten yani çok zor, çok zor olur yani. Ama bakalım, orada manzar yaklaştı. Yalnız hemen totemlediler ve Karma hiçbir zaman mantra E kullanmadı. Tamamıyla sürekli bir agresiflik içerisinde yani, bu şu anda önde oldukları için çok da ihtiyaç duymuyor. Aynen öyle. Ve bakalım, hemen oradaki görüşü de temizlediler. Şimdi benzer bir karşılıkta diğer taraftan gelecek. Yalnız orada pembe totem varken kırmızı tarayıcı birazcık tabii garip oldu ama alevecilerine de başlıyorlar ki bu arada orada saydırmaya devam ediyor ve 1000 cana kadar düşmüş durumda. Galio 50 canı gördük ama Galio içeriye doğru Galio devam ediyor. Orada 4 kişiyi kışkırtsa bile tek bir skor alacaklar diyecektim ki İki taraftan Şengirli da skor çıkmadı ve Karma'nın düştüğünü görüyoruz. Diğer tarafta Gragas'ın üzerinde ciddi miktarda hasar var. Caitlyn arka tarafta Varus'un üzerinde bayağı bir hasar bırakmıştı. Mazar ultisi geliyor ama yeterli olmayacak onu kurtarmak için. Diğer tarafta Talon'un düştüğünü görebiliriz ama Shen kovalamacaya devam etmek istemiyor. Caitlyn orada kayıtlamaya devam edecek. Bir de Kapana takılınca gayet güzel miktarda hasar çıkartmayı başarıyorlar ve gelen bu Shen artı Zeke skoruyla beraber dakika 16'da katliam, 3 kule, 2 tane ejder. Ne ararsan var. Ne ararsan var. Ve burada biraz daha Gold'un ayrık bir takım savaşı yapmaya yönelik çabaları tutmadı. Çünkü Caitlyn gibi 3-1-3 şu anda 3-1-3 oynuyordu da gerçi minyonda 141 minyona kadar çıkmış bir Caitlyn'i durdurmaları gerekiyordu. İlk başta odak noktaları Caitlyn olması gerekiyordu. Ya, her ne kadar Galio çok iyi yakalasa da Taunt'un yani kışkırtmasını 4 kişiye tutturmuş olsa bile, Ziggs'in ultisiyle bir kişi hemen çıkmış olsa bile, yine de burada biraz daha Gold'un yanlış odak noktası yüzünden kaybettiğini söyleyebiliriz takım savaşı. Yoksa Gold kesinlikle bu kompozisyonla, yani bu takım savaşı kompozisyonuyla üstün çıkacağını düşünüyorum. Bu arada o savaştan önce de yani benim de dikkat çekmek istediğim bir nokta vardı. Caitlyn minyonda öndeydi ama o son savaşla beraber orta koridordaki Varus 1-0-3 durumuna gelmişti. Ya şu an skora baktığımızda son savaşı saymazsak aslında öndeydi. Ama evet, tabii işte harita üzerindeki o baskı. Ya da artık takımların biraz daha rotasyona önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya Blue bu anlamda şov yapıyor. Tabii Blue bu anlamda gerçekten iyi bir şey yapıyor. Çünkü eğer bir koridoru kazandıysanız o koridorda sürekli durmanıza gerek yok. Takım arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz. Bu aslında takımların çoğu zaman yapması gereken şey ki Blue şu an bunu gerçekten iyi bir şekilde gösteriyor. Evet. Tabii geriye düştüğünüz zaman da bazı önlemleri almanız gerekiyor. Örneğin totem atma gibi. Ve bakalım orta koridorda o dalgayla beraber ittirmek isteyecekler hemen bir şekilde ama yok, çok da mümkün gözükmüyor. Yani orayı savunmaya gelecek hemen bir Caitlyn ve Karma var. Caitlyn de bu arada Rulahan'la da bitirdi. Talon geliyor. Bitmek üzere derken Ziggs orada W'sunu kullandı. E yeteneğiyle beraber onu birazcık geriye doğru itelemek istedi. Mazahar'dan orada flash ulti geliyor. Talon üzerinde yeterli miktarda hasarı Galio bırakacak ve skoru almayı başarıyor. Bir de üzerine orada Eliskon'u alırlar mı diye bakıyorum. E'si ile beraber zıplıyor fakat yeterli olmayacak. 2'de 2 yapan bir Galio var. Ve bu da Gold adına birazcık daha ümit verici olacaktı. Önceden söylediğim gibi. Altın farkı 3000. Aynen. Ya önceden söylediğim gibi bu Galio, Ziggs ve Shen kombosu, hadi Shen'i boş edelim. Yani bu 4 şampiyon aslında Shen, Malzahar, Varus ve Ziggs kombosu gerçekten çok önemli bir etken. Takım savaşlarında dar alanlarda yakalanmamaları gerekiyor. Blue ekibinin iyi bir şekilde pozisyon almaları gerekiyor. Yani şu an Elise'in bir anlık içeri girmesiyle aslında yakalanması bir oldu. Çünkü kite kontrolden çıkamadı bile. Yani birazcık orada hani fazla özgüvenli oynadılar diyebilir miyiz? Tabii. Yani şampiyonların da o üzerinizde yarattığı etkiyle beraber yani madem Elise Talon'uz ve Ziggs kovalıyorsak. Evet. Ama orada Mazahar çok iyi bir şekilde sıçrasını kullanıp ulti attı. İyi bir şekilde yakaladı Talon'u. Aslında hata yapmaya meyilli olduklarını da bu sayede görmüş olduk. Yani her ne kadar oyunda çok önde olsalar bile. Ya çok önde demeyelim bu arada. Altın farkı yani sadece 3000. Hani kapatılabilir bir altın farkı ama. O iki alevecilerinin farkı aslında. O işte etki. Kapatılabilir bir fark değil. Evet, o değil. Çünkü eğer onu durdurmazlarsa
bir sonraki ejderleri de almalarına izin verirlerse o çok kötü bir durum olacak Gold açısından. Ya çıkacak bir tane daha alev ejderini kaptırmak gibi bir şansı yok Gold'un. Evet. Bakalım. Talon da orada üst koridoru ittirdi ve hemen geriye doğru ve dönüyor. Vadi alametinde. Hiçliğe artık doğru. Ve Baron 7 saniye sonra çıkıyor. Ufak bir geziye çıkmıştı. Shanalp koridorda oraya ittirmeye devam edecek. Fakat oraya doğru gelen üçlü bir baskı var orta koridorda. Talon da yan taraftan katılabilir. Varus'un orayı savunabilecek çok fazla canı yok. Diğer tarafta ufak bir savaş döndüğünü görüyoruz. Varus'un üzerine bir de gelen ulti var. Ziggs'in de ultisiyle beraber mağazalar Ziggs kombosu sayesinde orada skoru almayı başarıyorlar. Özür dilerim. Talon'un üzerine. Ve şimdi bu hata çok da onların istediği bir durum değil. Talon'dan bu ikinci kez geliyor. Evet. Belki de alabilecekleri bir orta koridor kulesini, daha doğrusu alabilecekleri demeyeyim, orta koridor kulesini zaten aldılar. Yanlara kurabilecekleri baskıyı birazcık duraklatmış oldu. Artık biraz daha Bahçeşehir Üniversitesi Blue'nun geriye düştüğünü görüyoruz. Çünkü takım savaşlarına girdikçe Galio'nun ve Shen Malzahar'ın farkı inanılmaz derecede büyük. Bu arada Caitlyn yok. Canı gerçekten çok düşük. Derken Shen de arka taraftan gelmeye çalışıyor. Burada orta koridorun o giden iki kulesine karşılık ilk cevabı verebildi Gold takımı. Onlar da iyi şekilde ayakta duruyorlar aslında. Yani altın farkı sadece 2000. Yani dakika 21'de hiçbir şey denemedi. Evet. Ya aslında şu an biraz daha beyin oyunu dönüyor. Yani kim daha iyi kompozisyonunu uygularsa mantığıyla ilerliyor şu anki maç. Bu gerçekten iki takım için de çok çok önemli bir durum. Talon girebilir mi? Ejder de bu arada 20 saniye içinde vadiye inmiş olacak. Ve tam 20 saniye içinde. Ve daha ejder. Hayır alev, o da alev. Alev mi? Alev. Yok daha ejder ya. Daha, özür dilerim. Ben rengine bir an baktım. Ben bir anda şekilden varsayayım. Gerçi Varus'un da şu an yavaş yavaş güçlendiği anlara gelmeye başladık. Yani Karma Caitlyn koridoru çok iyiydi. Çok iyi domine ettiler. Minyon'da 30-40 fark açıldı ama Varus'u önleyemediğiniz sürece sıkıntı çok büyük olacak onlar için. Şimdi Elise hemen oraya doğru yaklaştı. Karma da üstten geliyor. Talon da etrafta geziniyor. Orada hiç Galio ile riske girmek istemedi. Çünkü yapacağı bir tane daha hata hem daha ejderini üzerine belki bir de birkaç skora mal olabilir. Ve orta koridordan ittiren bir 3 kişi var. Ooo bir de Mazar'dan ulti geldi orada. Shen yeterli geldi. Hasar çıkartabilecekler mi? E'si de üzerinde duruyor. Caitlyn Mazar skorunu almayı başaracak. Fakat Ziggs orada hem kuleye hem de skoru alıyor. Güzel pozisyonu var. 2'de 2 yapan bir Caitlyn görüyoruz. Talon'dan bir de ulti geldi. Orada son skoru da almayı başaracaklar mı diye bakıyorum. Arka tarafta Galio ile kapışan bir Elise vardı ama Stanislav gerçekten harika bir Galio oynuyor. Yani o kadar çalışmış ki gerçekten belli. Ultilerini bazı durumlarda iyi atıyor, bazı durumlarda zorlanabiliyor ama o kışkırtma efektini gerçekten sıçrayla beraber çok iyi oynuyor. Ama Gold'un şu anda ve zaten gördüğümüz gibi Blue ekibi de Baron'u almak üzere. Baron'u alacaklar. Bu oyunu açabilir. Oyunu açar. Direkt Blue'ye dönmesini sağlayacaktır bu Baron. Ama şunu söyleyebilirim. Gold'un yaptığı tek hata ayrık takım savaşı. Ayrık takım savaşı yaptıkları için aslında şu an oyundan düşüyorlar. Yani o kadar şey yaptıktan sonra Galio'nuz var, Mazar'ınız var, Shen'iniz var, Varus'unuz var. Yani bunların hepsinin ultisi global ve bir şekilde kitle kontrole sahip ultiler. Ve bunları kullanarak takım savaşlarını iyi geçirebiliyorlar. Ama ayrık bir şekilde takım savaşı yaptıkları zaman işte bu onların sorunu olmaya başlıyor. Ya bu arada Caitlyn'in son takım savaşında çok güzel pozisyon aldığını da söyleyelim. Yani yine savaşı başlatan taraf aslında Gold'du. Mağazalar evet. Ultisi üzerine işte Galio geldi vesaire ama ya Caitlyn'i düşüremediğiniz zaman yok, 6-1-4 yani 196 milyon üzerine olacak bu şeyle 3 tane beraber eşya tamamlamış. Bir de botu var. Bir eşya farkı var. Bu arada QSS'e doğru da yavaş yavaş gidiyor civalı kuşağı evet. Doğru. O civalı kuşağı aldıktan sonra da bir kitle kontrol efektinde sıkıntı çekmeyecektir. Şimdi alt koridorun kulesinin de yüksek ihtimalle düştüğünü göreceğiz. Yani daha ejderi Baron. Ama Mazar'ın büyü hırsızının marifetine gitmesi biraz şaşırtıcı aslında. Yani çoğu zaman destekler
istediği kadar agresif olsun, Mazlar gibi, Karma gibi seçenekler olsun, hiçbir şekilde büyü hasarı aldıklarını görmüyoruz. Genellikle Kefaret, Demir Soleri gibi seçeneklere giderken, ki Gold bu kadar geriye düşmüşken ve alt koridor kulesi de düştü. Yani biraz geriye düşmüşken Totemi ortak yapıp diyorsun. Tabii tabii. Bir tık daha. Totemi bir tık daha üstüne çekip biraz daha Kefaret gibi, Demir Soleri gibi. Yani çünkü çok önemli eşyalar. Bir destek olarak %100 almanız gereken eşyalar diyebilirim buna. Ve nişancınız da sıkıntılı dönemler geçiriyor. Yani Elise gibi, Gragas gibi aradan çıkarmaya, içeri atmaya yönelik şampiyonlar da var. Buna karşı da Kefaret gibi ya da Mikael'in kazanı gibi eşyaların seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım. Talon bu arada üst koridorda ayrı kayıp devam ediyor diktirmesine. Ve bu süre zarfında da alt koridor kulesinin de düştüğünü gördük. Şimdi tek bir dış kule kaldı burada. Tek bir dış kule demeyelim ama tek bir inhibitor kulesi haricinde kule kaldı. İç kule kaldı. Dış kuleden hepsi düştü. İç kuleden bir tane kule kaldı. Bu baron bitmeden oraya bir baskı kurmak isteyebilirler. Aynen. Baron'un da süresine bakacak olursak daha 4'te 1'inden fazlası, aşağı yukarı 3'te 1'i duruyor. Caitlyn de hemen oraya doğru yaklaştı. Kendi kırmızı güçlendirmesini de almıştı. Bakalım yan taraftan ormanda gelen bir Galvanizer vardı ama koridorda kaybettiler. Yani çok hızlı şekilde eritiyorlar. Kırmızı güçlendirmenin hasarı bu kadar güçlü. Ve şu an 3-1-1 yapıyorlar. Gayet mantıklı onlar adına, çünkü Talon'u 1v1'de durdurabilecek şampiyon çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı. Bakalım arka tarafta da bekleyen bir Galio var. Mümkün olduğunca rahatsız etmek istiyor. Varus orta koridorda. Tabi burada Galio'nun birazcık avantajı var. Galio diğer koridorları ultisiyle yetişebilir ama... Şimdi alt koridoru ikilediler ve acaba kuleye oynayacaklar mı diyecektim ki. Varus, özür dilerim, Talon üst koridora doğru, yani ortaya doğru yaklaştı. Oraya gelen ulti bir üçlü var mı? Zardan da bir ulti gelmiş ama Talon tabi Talon olduğu için gayet rahat şekilde çıkmayı başarıyor. Ha, duvardan atlaya atlaya. Şimdi Caitlyn'in o kapanlarını daha agresif pozisyonlara doğru taşıdığını görebiliyoruz. Bir de Kefaret geldi. Camlarını rahat şekilde yenileyecekler. Bakalım Varus da orta koridoru ittirmeye devam ediyor derken Galio'dan yine agresif oyun izleyeceğiz. Fakat Caitlyn'in kapanı orada mükemmel iş yapacak ve Galio'yu düşürmeyi başarabilecekler mi diye bakıyorum. O gelen son kritik vuruşla beraber oyunun kilidini iyice açacak ve o kapıyı artık ardına kadar aralayabilirler burada. Hemen orta koridora doğru yöneliyorlar. Gragas'ın altta olduğunu görüyoruz. Baronları bitti. Caitlyn orada 2-3 vuruş bile olsa hemen kulenin canını azaltmak istiyor. Gayet güzel burada o minyon dalgasını değerlendirdiler. Şimdi çok iyi rotasyon yapıyorlar. Yani çok tatlıydı iyi. Özellikle ortayı değerlendirmeleri. Yani üst sürekli koridorunda... rotasyon yapmaları çok önemli bir şey. Ve ya bu Kefaret geç geldi. Yarı canına kadar almış durumdalar şu anda. Caitlyn 3 eşyayı bitirmişti. Şimdi üste döndüğünde büyük ihtimalle civalı kuşağı artı yanına bir şey daha alacak. Evet. Bir AMK kılıç alır ya. AMK alabilir, can çalma alabilir. Göreceğiz bakalım. Vampir hasat olabilir. Oranın hasatı. Aa, son fısıltı. Önce son fısıltısını aldı. Yanına bir de civalı kuşağını aldı. Civalı kuşağını aldı. Ya ben parasının o kadar olduğunu düşünmemiştim. Aynen öyle. Ben bir can çalma bekliyordum aslında 900'ün. Bir vampir hasat diyorsun. Aynen. Ziggs şu an eşya konusunda biraz daha sıkıntılı durumda. Yani sürekli koridor itmeye, minyonu oynayabilen bir şampiyon olarak yani Talon'a karşı bir de mesafesi olmayan bir şampiyona. Ya gerçi rotasyonların da ve diğer bütün etkenler de buna kontrol ediyor aslında Ziggs'in oyundaki performansını. Ya şunu da söylemek lazım. Ziggs tabii zaten yetenek kiti aslında dalgayı temizlemeye yeterli oluyor. Çoğunlukla bir de yanına Luden'i ile beraber hani şu anda evet, o inhibitörü vermemelerindeki en büyük etkenlerden bir tanesi. Ama 1 dakika 20 saniye sonra da Baron çıkıyor. Evet. Yani Ejda ile beraber gelecek o adiye. Aynen. Evet. Aynı diyebiliriz ve belki o zaman biraz daha rahat edirler. Burada Blue takımı
hiç risk almak istemiyor. Mümkün olduğunca evet. güvenli oynuyorlar. Yani çoğu takımdan burada kule altına bir baskın ya da o işte inhibitor kulelerinde ısrarcı oyun izleyebilirdik ve ama sonra da kaybettiklerini görürüz evet, çoğu zaman. Evet, oyunun döndüğünü görebilirdik ama onlar gayet sakin bir şekilde oynuyorlar. Gayet kontrollü bir oyun sergiliyorlar. Bakalım şimdi orta koridorda yine o gelen dalga yavaş yavaş temizlenecek. Senin de bahsettiğin gibi o barona ve ejdere kadar biraz daha oyunu sakinleştirecekler derken Galio'nun üzerinde bir de Shen ultisi kullanılıyor. Psyduck bayağı bir hasar almış. Diğer tarafta Elise'in düştüğünü görebilir miyiz ama Zeke düşebilir. Zeke çok agresif. Caitlyn bunu hemen cezalandırıyor. Civalı kuşakla çıkmayı başaracak. Manzar'dan bir de flash gördük orada. Gragas'ın üzerinde ev var ama yeterli çok iyi olmayacak. Tebrik etmek lazım orada. Bir de Galio'nun üzerinde tutuştur geliyor ve orada 2'de 2 yapan bir Talon izleyeceğiz. Caitlyn vuruyor diğer vuruyor. Tarafta resmen taradı diyebiliriz takım savaşını. Şen bir de Shen'i alacaklar ve büyük ihtimalle oyunun sonunun geldiğini göreceğiz. Burada 2'de 2 yapan bir Caitlyn, 2'de 2 yapan bir Talon. Gayet iyi bir savaş. Baron'u bekleyecekler diyorduk. Yok, direkt bitirdiler. Yani. Hiç öyle bir şeye ihtiyaç duymadılar. 11-6. Yani 11 değil. 10/1/6. Evet. 16 KDR. 265 milyon. Ve yani 100 milyon fark açılmış durumda ve Talon yine giriyor. Bu arada acaba arada bir de Ziggs'i çıkartabilecek mi diyecektim ki. Yok. Varus orada acaba savunmayı başarabilir mi? Talon'u düşürmeyi başarıyor derken Caitlyn orada sıçrasını almayı başardı Varus'un bir şifasını. Ki üzerine QSS geldi. Caitlyn çok ısrarcı davranınca skoru alıyor ve skoru veriyor ve burada oyunun bir tık daha uzadığını göreceğiz. Hadi bakalım. Ha, büyük ihtimalle Baron veya Ejder'den sonra. Ejder çok burada ilk tercih olmayacaktır. Tabii tabii. Baron'dan sonra. Yani daha Ejder'i var ama. Oyunun dengeleri birazcık değişecek. Şimdi burada yalnız Baron'u takımı, kaptıracaklar. Gold takımı burada Baron shot call'u verecek mi? Şu an işaretlemeler geliyor. Shen'den bir ultiyle oraya yaklaşma görebiliriz. Ama hayır. Şu an yalnız sadece şu an iki kişiler o Baron'u çok yavaş yapıyorlar. Yani şu an Caitlyn duvar, Elise duvar ve ikisi de Baron'u bedava vermek anlamına geliyor bu. Ooo, Karma orada agresif oyunun cezasını çekecek mi? Bir de kalkan derken Ziggs ultisi bile yeterli olmuyor. Manzar orada kendi ultisini kullanacak. Gragas'tan gelen bir ulti var. Kefaret de kullanıldı ve ikisi de dışarı çıkmayı başarıyorlar. Ama hani Baron şimdilik kimseye gitmedi. Kime gidecek? Orada yeni doğmuş, güzel güzel temiz camlarla gelen bir Blue ekibi var. Yep. Bakalım. Evet. Ziggs oraya doğru yaklaşıyor. Yani ultisi yok. Ve Caitlyn de hasar vermeye başladı. Daha ejderleri, iki tane alev ejderleri var işte. Yok, gitti. Buna yapabilecekleri bir şey yok. İlk anda topluca barona gitseler belki aldıklarını görebilirdik ama öyle bir pozisyonları yoktu haritada. Yani ya da o bu arada Caitlyn artık sadece QSS'ini tamamlaması gerekiyor ve yani potunu da aldıktan sonra artık ve ultisini kullandı. Orada daha yürütmeye ve uzaklaştırmaya yönelik bir ulti. Yani Ziggs'in hasarı yine güzel aslında ama yeterli olmuyor. Onlar da garantili bir oyun izlemek istediler az önceki hatadan sonra. Hemen inhibitöre doğru yöneliyorlar ve ikinci inhibitörü de almayı başaracaklar mı acaba bakalım. Bu gelen minyon dalgasıyla beraber rahat bir şekilde düşüreceklerdir. Burada yapabileceği çok fazla bir şey yok gibi duruyor Gold takımının. Bir kefaret kullanıldığını yalnız gördük. Gragas orada içeriye doğru devam ediyor. Mazar'ın üzerinde çok yüksek miktarda hasar var. Ve son savaşı izliyoruz. Burada yapılan Galio hiçbir şey yeterli olmayacak. Ama Galio ultisini kullanıyor ama arka tarafta yavaş yavaş her ne kadar Caitlyn 2'de 2 yapsa bile minyonların, daha doğrusu minyonların Nexus'u aldığını gördük. Aynen öyle. Yani İyi oynandı, güzel oynandı ama yani Shen Galio seçeneğinden sonra zaten